Merhaba arkadaşlar. 11. sınıf Yayın Denizi Pro yazılıya hazırlık soruları arkadaşlar. Birinci sorudan başlayalım. Sürtülmesiz yatay düzlemde bulunan t eşittir anında hızı 5 metre bölü saniye olan bir cisme yola paralel uygulanan kuvvetin zamana göre değişim grafiği şekilde gibi verilmiştir. Cismin kütlesi 5 kilogram olduğuna göre T20 saniye sonunda cismin hızının büyüklüğünü kaç metre bölü saniye olduğunu soruyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda grafiği okumak gerekiyor. Kuvvet zaman grafiği. E kuvvet ilk başta 0-10 saniye aralığında arkadaşlar 0-5'te sabit. Daha sonra azalma 5-10 arasında azalma eğiliminde. Daha sonra da ters yönde 10-20 saniye arasında da 10'a ulaşmakta arkadaşlar. X 10 Newton kuvveti ulaşmakta. Şimdi kuvvet zaman grafiğinden arkadaşlar iğme zaman grafiğini çıkaracağız arkadaşlar. Yani aynı şekilde iğme zaman grafiğini yazacağız. Sadece sayısal değerler değişecek. Onu da nasıl yapacağız? Kuvvet neydi? M çarpı A değil mi? Yani kuvvetle eşitin sol tarafındaki kuvvetle eşitin sağ tarafındaki iğme orantılı olduğu için ben şuraya arkadaşlar bunun iğme zaman grafiğini çizeyim. A, T. A, T. Peki burada iğmeleri bulacağız arkadaşlar. 0-10 saniye aralığında arkadaşlar. Bak iğmemiz arkadaşlar 20 f eşittir m çarpı a formülü kullanacağım. Kütleye kaç vermiş? 5 kilogram vermiş buraya arkadaşlar. 5 çarpı a1. Buradan a1 kaç çıktı arkadaşlar? 4 metre bölü saniye kare çıktı değil mi? Daha sonra 10-20 saniye arasındaki iğmeyi bulalım. 20'den 10 çıktı ne yaptı? 10 kaldı mı arkadaşlar? Eşittir. Kütle çarpı A2 diyelim. Buradan ne oldu A2? 2 metre bölü saniye kare şeklinde bir değerimiz çıktı. Şimdi ben bu bulduğum ifadeleri, sayısal değerleri grafikte yerine yerleştireyim. 4 metre bölü saniye kare iğme şöyle 4. Daha sonra ne oldu? Gitgide iğmemiz azaldı ve ters yönde gitti. Şöyle yapalım, şöyle biraz daha uzatalım. Şurası arkadaşlar 15 saniyeydi değil mi? Şurası 5 saniye. Burası 10 saniye. Şurası da 20 saniye. Buradan şurasını kaç bulduk? Şurası da eksi 2 arkadaşlar. Ters yönde eksi 2. Şimdi. Bu ne oldu arkadaşlar? İğme zaman grafiği. İğme zaman grafiğin altındaki alan bana neyi verecek? Hız değişimini verecek değil mi? Şu taradığım alanların alanlarını bulacağım. Şu kısımların taradığım alanını bulacağız. Şimdi. 5 çarpı 4, 24. Şurası 10 çıktı mı arkadaşlar? 20 çıktı şurası değil mi? 5 çarpı 4. Şurası ne çıktı? 5-10 saniye arasındaki alan 10 çıktı. Burası ne çıktı arkadaşlar? Burası da eksi 10 çıktı mı? Şimdi delta V hız değişimi eşittir. 20 artı 10 eksi 10 ne yapar? 20 metre bölü saniye. Buradan delta V eşittir. V son eksi V ilkten arkadaşlar. Delta V 20 idi. 20 idi. Bana ismin sonunda ilk hızı soruyor. V son eksi. İlk hızımız kaçtı? 5 değil mi arkadaşlar? Bunu buraya atacağız arkadaşlar. Eşitin sol tarafına. V son eşittir. 25 metre bölü saniye. Bu birinci yol hakkında. İkinci yol da var arkadaşlar. Onu da kısaca şöyle özetleyeyim. Bu kuvvet zaman grafiğinin altındaki alan itmeyi veriyor. İtme de arkadaşlar momentum değişimine eşittir. İtme de momentum değişimine eşittir. Yani I eşittir. M çarpı V son eksi, eksi M çarpı V ilkten de yapabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki verilen sayısal değeri yerine koyduğunuz zaman iki yöntem şeklinde yapabilirsiniz. Birinci sorunun cevabı 25 metre bölü saniye şeklinde çıkar. İkiye baktığımızda ikinci soruya bir eğik atış hareketi var arkadaşlar. Sürtünmeden önemsenmediği bir ortamda 4 kilogram kütleli bir cisim şekildeki gibi 50 metre bölü saniye hızla x noktasından ilk atılıyor. Tamam. Buna göre cismin diyor x'ten y'ye gelince kadar geçen süre cismin uygun itme diyor. Şimdi itme neydi arkadaşlar? Momentum değişimine eşit miydi değil mi? Momentum değişimine eşitti. Yani m çarpı v son eksi m çarpı v ilk miydi? Şimdi şuradaki yatay ve dikey bileşenleri bulalım eğik atışta. 50 metre bölü saniye atıldığına göre yatay nedir? 50 çarpı cos 37 mi? Cos 37. Bu da ne yapar? 40 yapar değil mi? 40 yapar. Dikey ne yapar? 50 çarpı sinüs 37 50 çarpı sinüs 37 Buradan da 50 çarpı 0,6'dan 30 metre bölü saniye yaptı mı? Yukarı doğru 30 metre bölü saniye yatayda 40 Bu hız arkadaşlar eğik atış hareketinde yine arkadaşlar aynı hizadaki hızı yine değişmeyecek. Yani aşağı doğru 30 yatay 40 değil mi? 40 olacak. Daha sonra e, buradaki itme momentum değişimine eşittir demiştik arkadaşlar. Burada m çarpı delta v eşittir. İtmeyi verecek buradan. İtmeyi soruyor. Değil mi? İtme. Buradan kütle kaç? Kütle kaç vermiş? 4 kilogram vermiş mi arkadaşlar? Biz burada neyi bulacağız? Şu delta yuvarlak içine aldığım hız değişimine bak. Şu v son. Şu v son. Şu kaç arkadaşlar? Şu 30 da v2. v ilk. O zaman ne yapacağız? Delta V hız değişimi nedir? V son eksi V ilk değil mi? V son eksi V ilk. V ilk yukarı doğru 30 mu? Şunu da ters çevir topla. Yukarı doğru 30. İkisi aynı yönde olduğu zaman ne yapacağız? Topla arkadaşlar. Ne yapar? Yukarı doğru 60 oldu mu? Yukarı doğru 60. Burada geldim. Yerine şuraya yazıyorum arkadaşlar. 4 çarpı 60 eşittir I. I buradan ne yaptı? 240 Newton çarpı saniye şeklinde sonucumuz çıkar arkadaşlar. 3'e geldiğimizde arkadaşlar A noktasında bulunan 2 kilogram kütleli cisim eksi x, x yönünde 8 metre bölü saniye hızla hareket ederken cisme 0.1 saniye boyunca F kuvveti etki ediyor. Cisim bundan sonraki şekil 2'de gibi 10 metre bölü saniye hızla hareket ettiğine göre F kuvvetinin büyüklüğü kaç Newton'dur demiş arkadaşlar. Şimdi burada da arkadaşlar momentum değişimi itmeye eşit değil mi? Momentum şuraya gel Momentum değişimi itmeye eşit. Şimdi şu vatandaşın di dikey ve yatay bileşenleri bulalım. Neymiş, ne demiştik arkadaşlar? Dikey sinüstü, yatay kosinüstü. Şurası ne yapar? Sinüs 37 e ile çarptığın zaman şurası 6 yapar. Bu yatay kosinüs 37 ile çarptığın zaman 10 çarpı 0.8'den 8 yaptı mı arkadaşlar? Buradan m çarpı delta v delta v şunun hızını da bulalım arkadaşlar. 2 delta v eşittir. f çarpı delta t oldu mu arkadaşlar? Buradan arkadaşlar hız değişimi baktığımız zaman arkadaşlar hız değişiminde ilk eksik sönü 8 hızı 8 vermiş zaten. Şunda 8. Hız değişimi neydi arkadaşlar? Hız değişimi v son eksi v ilk miydi? Değil mi? V son eksi V ilk. V son sola doğru. V ilk de yine sola doğru. Bunu ters çevirirsek arkadaşlar. V son V 2 ters çevirirsek ne yapar? Sola doğru 8. Bu da sağa doğru 8 olduğu zaman ne yapacak? İki zıt yönde birbirine götürecek mi arkadaşlar? Dolayısıyla sadece ne kaldı? Yukarı, bile, yukarı bileşen 6 kaldı. O zaman formülü uyguluyorum. M çarpı 6 eşittir f çarpı 0.1. M'i kaç vermiş? 2 vermiş. 2 çarpı 6 eşittir f çarpı 0.1. 12 eşittir f çarpı 0.1. F buradan ne yapar? 12 bölü 0.1. O da 120 nifton yapar arkadaşlar. Cevabımız 120. Gelelim bağlı hareket var arkadaşlar dördüncü soruda. Sürtünmelerin önemsenmediği yatay düzlemde yere göre 5 V büyüklüğündeki hızla gitmekte olan 8 M kütleli bir kamyon üzerindeki bir çocuk yere göre 9 V büyüklüğündeki hız ile kamyonun hareket yönünde atlıyor. Buna göre çocuk çocuk atladıktan sonra kamyonun yere göre hızı kaç V olur arkadaşlar? Şimdi hem bağ var hem de momentum değişimi var arkadaşlar. Hemen şunu şuradan başlayalım. P ilk eşittir. Ne yaptı? P son oldu mu arkadaşlar? P son oldu. Ya şöyle yukarı yapalım. P ilk eşittir. P son değil mi? Şimdi bakacağız arkadaşlar. Kısım kısım gideceğiz. E, ee, yere göre 5 ve bir. ilk başta P kaç arkadaşlar? E, ee, 2M var. Çocuğun kütlesi. Bir de cismin kütlesi var. Toplam ne oldu? 10 M. Değil mi? Bak ilk momentumu yazıyorum. 10 M. Bu 10 M kimin hızıyla gidecek? Aracın hızıyla gidecek mi? 10 M çarpı 5 V oldu mu? Eşittir değil mi? Daha sonra ne diyor? Çocuk diyor atlıyor diyor. Bak çocuk atlarken hızı kaç oldu arkadaşlar? 9 V oldu değil mi? 2 M'lik son momentum. 2 M çarpı 9 V 2 M çarpı 9 V artı 8M çarpı daha sonra ne kaldı sadece? Araç kamyon kaldı. 8M çarpı kamyonun hızını soruyor. Yere göre hızını soruyor. Dolayısıyla 8M çarpı V son. Buradan ne yapar? M'ler hepsine gider. M ortak arkadaşlar. 10 çarpı 50 ve 18 ve artı 8 ve son. Buradan 18 vyi buraya at arkadaşlar. 32 ve işte 8 ve son ve son buradan 4 ve çıkar arkadaşlar. Cevabımız 4 ve. 5. sorudayız arkadaşlar. Sürtülmesiz yatay düzlemde birbirine doğru hareket eden X ve Y cisimlerinin hızlarının büyüklükleri sırasıyla 2 metre bölü saniye ve 4 metre bölü saniye. Kütleleri ise sırasıyla 3 kilogram ve 1 kilogramdır. X ve Y cisimleri tam merkezde esnek çarpışma yaptıklarında hızların büyüklükleri sırasıyla Bx ve Vy olduğuna göre Vx bölü Vy oranı kaçtır diye bir soru var arkadaşlar. Esnek çarpışmalarda arkadaşlar momentum ve kinetik enerji korunur. Dolayısıyla denklemleri yazacak olursak Px artı Py momentuma eşittir. Px sonraki en son çarpışmadan sonraki momentum artır. çarpışmadan sonraki momentum eşittir yerinkine. Daha sonra hız bağıntısını yazacak olursak Vx artı V x üssü eşittir vy artı vy üssü şeklinde. Şimdi denklemlerimiz bu arkadaşlar. Şimdi ben, biz bunları yerine koyacağız. Sağ tarafa doğru ben artı diyeyim. Sol tarafa olanlar da eksi diyeyim arkadaşlar. Dolayısıyla şuradan başlayalım. Px artı py eşittir p üssü x artı p üssü y. Buradan Px momentum neydi arkadaşlar bir daha hatırladım momentum kütle çarpı hıza eşittir. Kütleye baktım 3 çarpı 2'den 3 çarpı 2 eksi eksi ne alıyorum tam ters yönde bak sola doğru eksi aldık sağa doğru artı aldık sol olanları eksiyle çarpacağız sağ olanları artı ile çarpacağız eksi 4 çarpı 1 eşittir 3 çarpı vx üssü artı 1 çarpı vy üssü burayı düzenleyecek olursak 2 3 ee, vx x üssü artı v y üssü. Bu birinci denklem diyelim arkadaşlar. Şuraya gelelim. Hız denklemini bağımsın yazalım. 2 ee, artı ve x üssü eşittir eksi 4. Şuraya eksi 4 alıyoruz. Artı v üssü. Buradan ne yapar arkadaşlar? VY üssü eksi v x üssü eşittir 6 oluyor. Şimdi şuradaki birinci denklemle şu ikinci denklemi bir karşılaştıralım arkadaşlar. Ee, ne yapalım? Şuraya geçelim. 2 eşittir 3 ve x üssü artı ve y üssü. Şunu yazalım. Ve y üssü eksi vx üssü eşittir 6 oldum. Buradan vx 1 çıkar. Ve y 5 çıkar arkadaşlar. 1000 oranlarsan da 1 bölü 5 çıkar arkadaşlar. 100 gram kütleli bir mermi 9 gram kütleli tahta bloğa 100 metre bölü saniyelik hızla çarpıp saplanıyor. Çarpışmada kütle kayıpları önemsenmediğine göre sistem mekanik enerjisi kaç su jül azalır arkadaşlar. Şimdi mermi yine başlayalım arkadaşlar. Ağaç şıkkından başlayalım. Şimdi mermi tahta hesaplandığında beraber aynı hıza gidecekler değil mi? Dolayısıyla t ilk eşittir p son oldu mu arkadaşlar? Şöyle p ilk eşittir p son. Şimdi ilk hızı nedir arkadaşlar? Momentum kütle çarpı hızı değil mi? 100 gram nedir? 0.1 kilogramdır. 0.1 çarpı 100. 1 çarpı v ortalama. Çünkü ne aldık arkadaşlar. 100 gram çapında saplanacak. 9 gram da ne yapar? 1000 gram yapar. 1000 gram da 1 kilograma tekabül eder. Ve ortalama diyelim. Ve ortalama buradan ne yapar arkadaşlar? 10 metre bölü saniye yapar değil mi? 10 metre bölü saniye şeklinde yapar. O zaman delta E eşittir. E ilkten E sonu çıkarsak ne yapar arkadaşlar? 1 bölü 2 çarpı 0.1. Ee, ne yapar? İlk hızı 100 metre bölü yüzün karesi enerji 1 bölü kem o formülü kullanarak yapıyoruz arkadaşlar. Eksi 1 bölü 2 1 çarpı onun karesi. Buradan ne yapar arkadaşlar? 500 eksi 50'den 450 jül yapar. A şıkkı 450 jül. B'ye baktığımız zaman arkadaşlar ilk duruma göre kaç metre yükselir diyor arkadaşlar. Şimdi e kinetik diyelim. E kinetik 1 bölü 2 çarpı 1 çarpı 100 metre bölü saniye arkadaşlar. Dolayısıyla buradan ne yapar arkadaşlar? 50 jül yaptı mı? 50 jül yaptı. Buradan e potansiyel mgh eşittir 50'den buradan 1 çarpı 10 çarpı h eşittir 50 h eşittir buradan 5 metre şeklinde çıkar arkadaşlar. 7. Sürtünmelerin önselmediği yatay düzlemdeki 3 m ve 2 m kütleli noktasal sırasıyla V1 ve V2 hızlarla hareket ederek o noktasında esnek olmayan çarpışma yapıyorlar. Çarpışmadan sonra cisimler şekildeki D doğrultusunda hareket ettiklerine göre V1 bölü V2 oranı kaçtır diyor arkadaşlar. 7. E, soruda bakalım yine bir momentum değişimi var arkadaşlar. Ona göre yapalım bakalım. Çarpışma olduğu için çarpışmada momentum korunur arkadaşlar. Dolayısıyla burası hızı 2M. Bunu şuradan başlatalım. Şurası 2M çarpı V2. Burası da 3M çarpı V1 olsun. 3M çarpı V1 olsun. Şimdi bunlar D doğrusunda hareket ediyor. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Sinüs 37 karşı bölü komşuluğu değil mi arkadaşlar? Buradan 3M çarpı V1 bölü 2M çarpı V2 3 bölü şurası şurasına ben 3K dersem 3M V1 arkadaşlar. Şuraya ben 3K dersem şurası ne olur? 4K oldu mu arkadaşlar? Dolayısıyla 3K bölü 4K buradan K'lar gider arkadaşlar. 3'ler gider. M'ler gider. Buradan V1 bölü V2 eşittir 1 bölü 2. Sinüs 37 e neydi arkadaşlar? Karşı bölü komşu değil mi? Karşı bölü komşuydu yani şurasıydı. Biz şu kısmı alacağız. 3K, 4K alacağız arkadaşlar. Çünkü 3M 1, 3K'ya tekabül ederse 4K bu. Hipotenüs de 5K'ya tekabül eder. Yani şurası da 5K'ya tekabül eder. Cevabımız V1 bölü V2, 1 bölü 2 şeklinde olur. 8'e baktığımız zaman arkadaşlar, sürtülmesi yatay düzlemde bulunan 500 gram kütleli bir top duvara şekildeki gibi 10 metre bölü saniye hızla çarparak aynı büyüklükte hızla duvardan geri yansıyor. Engelin topa uyguladığı itmenin yönü nedir diyor arkadaşlar. Engelin topa uyguladığı itmenin yönü nedir diyor. Bir bakalım arkadaşlar. İlk yine momentum değişimi var. A şıkkından bir başlayalım. Momentum değişimi neydi? Delta P. P son eksi P'lik midir arkadaşlar? P son eksi. P2. Şimdi buradan şöyle arkadaşlar. Şuradan yapalım. Şöyle yatay bir zemin olsun arkadaşlar. Şurası benim P2. P2 olsun. Şurası da P son olsun. Son momentum. Arada karşı 120 derece. Şuralar 30. 30 arkadaşlar. Ne olacak arkadaşlar? Şurası delta P. P son eksi P2 olacak. Dolayısıyla burası kütle çarpı hızdan yani m çarpı v'den 5 çıkar. Burası da 5 çıkar. O zaman şurası ne yapar? Delta p ne yapar arkadaşlar? Delta p 5 kök 3 çıkar arkadaşlar. Delta p 5 kök 3 çıkar. A şıkkı. B'ye baktığınız zaman arkadaşlar bunlar vektör olduğu için arkadaşlar vektör gibi düşünüyoruz arkadaşlar. Ucuz ekleme yöntemiyle. Aradaki aşağı atmış olduğu zaman, zaman kök işte çarpıyoruz. B'ye geldiğimiz zaman da Delta P itmeyi soruyor. It, momentum değişimi itmeye eşittir. Delta P eşittir. F çarpı delta T. Buradan 5 kök 3. F çarpı 1 bölü 2'den. Buradan da F ne yapar? 10 kök 3 yapar arkadaşlar. Beni için teşekkürler. Şimdiden başarılar arkadaşlar herkese.